Evet arkadaşlar, kale sahasına hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramınızı tebrik ederiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına rahmet ve minnetlerimizi iletiyoruz buradan. Beşiktaş Çaykur Rizespor maç önü değerlendirmesi için karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Beşiktaş lige çok iyi bir futbolla başlamadı ama geçen hafta evinde taraftarıyla kazandı. Rizespor da lige çok iyi başladı. Tarihinde belki 2'de 2 yaptığı bir sezon yoktur. Bu iki takımın karşılaşması Vodafone Park'ta olacak. Maçla ilgili neler düşünüyorsun Fatih? Senin de görüşlerini alayım. Öncelikle Rize hani tarihin en iyi deplasman serisini geçiriyor şu an. Son 12 deplasman maçında da gol atmayı başardı. Evet. Bir Anadolu takımı için iyi bir istatistik bu. Çok iyi bir istatistik. Onun dışında Beşiktaş'a gelirsek, hani geçen hafta da konuştuk maçtan sonra. 3-0 yandı ama hani 0-0'lık Beşiktaş performansı ben taraftarı çok mutlu ettiğini düşünmüyorum ki. Sosyal medyada da o tarz yorumlar var. Aynen öyle. Hani her zaman bir Göztepe olmaz karşınızda diye ki bakalım. Rize aynen. Tamam daha açık oynayacak ama daha tehlikeli bir takım Göztepe'ye göre. Onun dışında Beşiktaş için de iyi bir taraf. İki üst üste iki iç saha maçının olması. Evet. Şans yani. Taraftarın kazandırdığı maçlardan biri olabilir bu maç. Hani momentum için gelecek haftalardaki momentum için iyi yani. Aynen öyle, çok önemli. Başlarsan bir şekilde öyle gidiyor yani. Kötü başlarsan çok toparlayamıyorsun sonra işte. Geçen sene Beşiktaş. Evet. İkinci yarının en iyi takımlarından biriydi ama yetmedi yani. Maç sayısı yetmedi. Aynen öyle. Bilmiyorum, Beşiktaş hafta içinde iki tane ayrılık yaptı. Birisi bence iki tane direkt 11 oyuncusu. Takımın hayrına bence ikisini. Çünkü Kovarajma karıştıracaktı takımı yani, istenmediğini anlayınca. Diğeri medalse hocanın yeniz gibi yok olmuyor yani, o adamdan oyuncu olmaz yani. Aynen öyle. Medal hani, arkadan oyun kuramaz. Tamam yani. Heh. Onu bir şekilde hallettiler ama şimdi yerlerine koyulacak oyuncular gerekiyor tabii. Meyli işte Lille'den. Elneni gündemde. O ikisinden biri gelecek muhtemelen kiralık olarak. Olabilir. Hani çünkü biz hani transfer sezonu başladığından beri Beşiktaş'ta bir 6 numara ihtiyacından bahsediyorduk. Hep her programda geçti neredeyse. Aynen öyle. Yani onu hala da transferin son artık 3-4 gününe girdik. Hala da çözebilmiş değildir. Çözmeleri gerekiyor. İkinci olarak Abdullah Avcı'nın sisteminde kritik yani 6 numara. Ki 6 numarayı bekletmelerin biraz şeydi hani, Oğuzhan'dan hani olur mu diye de yok. Olmuyor yani. Olmaz. Hani bir de artık bir forvet. Kesinlikle. İkisinin kesinlikle artık 3-4 gün, artık 3 gün kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış hesaplamıyorum. Pazartesi gece 12 son. Evet. 3 gün. Bilmiyorum ama hani bu işleri artık halletmesi lazım Beşiktaş'ın. Bir forvet, bir 6 numara. Onun haricinde yaptığı transferler yerinde transferler. Hı hı. Bu hafta hani tamam bekleri kesemiyor yeni bekler. Caner sakatlandı. Reboşo'yu izleyeceğiz sonunda. İzleme şansımız doğdu. Kanatlar yenilenecek. Lens'i de kızağa çekti Abdullah Hoca. Yani Lens'i kızaktan indirmesi zaten. Aynen öyle. Kızağa çekti bu şey önümüzdeki maç. Boyd ve Enkudu. İkilisi oynayacak kanatlarda büyük ihtimalle. Bir aksilik veya Enkudu biliyorsun antrenmanda hafif bir sakatlık yaşamıştı. Hı hı.
onunla ilgili bir sıkıntı çıkmazsa o ikisi olacak büyük ihtimalle. Rize Spor tarafına geldiğimiz zaman da Rize Spor hani yeni hocasıyla beraber şahlandı. Çok iyi giriş yaptılar lige. Sen Rize'yi daha çok takip ediyorsun tabii. Hemşeri kontenjanından. Hemşeri kontenjanından Rize'yi daha çok takip ediyorsun. Hani çok iyi giriş yaptılar. Rize şu an hani Rize en son işte bu hafta içinde Aminu ile anlaştı tekrar. Aynen öyle. Kanat için iyi transfer ama bir tane forvet lazım. Çünkü Elkebir 3-4 ay ilk yarı yok yani. Aynen öyle, ilk yarı hani yok. Rehabilitasyonu falan neredeyse 20. haftayı bulur. Aynen ki öyle. O zamana kadar yani ne oldum diye gidersin yani. Yani ne oldu? Yedik forvet şart oraya. Fenerbahçe Allah yarı teklif etti ama pek düşünmüyorlar. Aynen öyle. Allah yarı tecrübesiz olması. Onlar daha çok Mevlüt Erdinç'e odaklanmış durumdalar gibi. Aynen, hani Fenerbahçe ile Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş yok pardon Galatasaray Fenerbahçe Rize istiyor şu an. Hani şu an Fenerbahçe anlaşı diye haberler çıkıyor ama hani Rize'ye giderse de şaşırmasın kimse. Fenerbahçe yani hani çok şey çıkarmayabilir o konuda. Aynen öyle. Çok aksilik çıkarmayabilir Rize'nin önüne. Olabilir ama, ama Rize Galatasaray'la ne olur bilmem onu. Galatasaray Falko açıklamadan kimsenin transferini açıklayamaz da şu an. Aynen öyle. Yani Rize Spor lige güzel başladı. Elkebir'in sakatlığı sorun. Senin de söylediğin o da dramatik gibi. Yani. Aynen öyle. Sen unutul tesislerde. Taksiyle gel, maça çık, hop 13. dakikada sakatlık. Sıkıntı. Ama ona rağmen hani formda bir Sivas Spor'u yendiler. İyi bir oyunla hem de yani. Aynen öyle. Kif neden formda Sivas Spor? 2 haftada Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı yendi. Hem de hani söylediğin gibi iyi bir oyunla yendi. Hı. O yüzden Rize Spor hani tamam Beşiktaş evinde çok farklı. Hani 29 maçlık şu an süren galibiyet namağlup serileri var. Ama Rize Spor da küçümsenecek bir takım değil şu durumda. Oyuna oturmuş bir takım. Ki Beşiktaş'ın hani Abdullah Hoca oyunculara o oyunu istediği kendi oyununu kabul ettirebilmiş olmadığı için şu anda kabul ettirebilmiş değil. Ya onun için işte şey hani oyuncuların sisteme inanması gerekiyor. Onun için de işte peş peşe 3-4 galibiyet olacak ki oyuncu diyecek bak biz bu oyunu oynarsak daha iyi iş yaparız. Yani oyuna inandıracak yani Şenol Güneş'in yaptığı gibi. Yani ama işte bu oyuncu topluluğuyla o oyun ne kadar sürede evet oturur? Ne kadar sürede oturacak? Çünkü geçen maç inanılmaz pas hataları, kolay top kayıpları yapıldı. Hani dediğin gibi geriden oyun kuracak birisi olmadığı için Medel oyun kurmaya soyundu, olmadı. Bu hafta onu o işi kim üstlenecek? Dorukhan olacak büyük ihtimalle. Ama geriden oyun kurması gerekiyor Beşiktaş'ın. Geriden. Yani oyun sistemi o çünkü. Aynen öyle. Paslaşarak pas hani demiştim ya hani kalenin içine kadar paslaşacaklar. Hiç şut atmıyorlar diye. Hani o Abdullah Hoca'nın sistemi de o. Ama işte bu sistemi de İsmail Kartal tabii ki analiz etmiştir bir şekilde. Yani. Önde presle bozmaya çalışacaktır. Yani ilk başta zaten maça hızlı başlayıp. Ama işte şu an Joker oyuncu Enkudu. Enkudu'nun yapacaklarına göre maç şekillenir büyük ihtimalle. Çünkü çok kaliteli bir futbolcu. Hı hı. Ama ne yapabilir? Takıma uyum yani süreci. Futbola uyum süreci. Çünkü uzun zaman oynamadı. O yüzden sıkıntı. Bir de ilginçtir. Hani Beşiktaş'ın son attığı 8 golün son aynen 8 golde katkısı var. Adem Yayiç'in katkısı var.
3 gol 5 asist olması lazım. Hı hı. Bütün takım ona bakıyor bir noktada. Herkes Yayiç'e bırakıyor. Yayiç de hani anlaşabileceği bir futbolcu arıyor etrafında. Yani. O da zor. Heh. Onun için bir Fernandes hamlesi geldi Beşiktaş'tan mesela. Manuel Fernandes. Eski oyuncuları. Çok para istiyor. Çok istiyor, aynen öyle. Menajer ama şey demiş işte, geçen sene Rusya'dan 4 alıyordu, Beşiktaş 1.1 verdi. Ne verecek Beşiktaş sana? Hayır, kaç git yaşına Rusya'ya geldi. Git Rusya'ya, o zaman al yine 4. Yani ki 4'ün kaçını alıyorsun acaba? Hı. Geliyorsun buraya. Ya bak ben anlamıyorum. Geliyorsun buraya. Hiçbir şeye para ödemiyorsun. Hı. Evine, şuyuna, buyuna. Bir kazanıyorsun, 6 yiyorsun. Ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da yaşıyorsun. Ben anlamıyorum bu futbolcuların gelip de işte ben Avrupa'da 3 alıyordum, bana da 3 ver. Sen Avrupa'da eline kemiksiz ne kadar geçiyordun? 3'e anlaşıyordun, 1.5'u belki alıyordun. Burada anlaşacaksın 2'ye, alacaksın 2. Ki 1 kazanıp 6 yiyeceksin. Bunu düşünmüyorlar. Niye düşünmüyorlar bunu? Veya hani bununla nasıl futbolcu ikna edilemiyor, ben anlamış değilim ya. Enteresan. Ama dediğim gibi Adem Yayiç'in anlaşabileceği kanatlara ihtiyacı var. Ve forvete tabi. Yani Burak Yılmaz'la iyi olmuşlardı ama dediğim gibi Burak Yılmaz sakatlanıyor. Sakatlık sorunu, yaş bir noktada devreye giriyor. O yüzden bir forvet gerekiyor Beşiktaş'a. Onun haricinde eklemek istediğin bir şeyler var mı? Şu an için yok. O zaman anket yapacağız değil mi? Yine söylemeyi unuttuğumuz o kale sahası klasiğini yine en sona sakladık. Daha saklamadık, yine unuttuk. ankete katılabilirsiniz. Yorumlarınızı özellikle yorumlarınızı bekliyoruz. Hani yorum yapın, tartışalım beraber. Her zaman cevap veririz, dönüş yaparız. Hatta ilerleyen günlerde birkaç sürprizimiz de olacak. Onunla ilgili de yorum yapmanız değerli bizim için. Aynen. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. No, there ain't no stopping.